İyi Parti'de 27 Nisan'da herhalde Evet, 27 kongre Nisan'da kararı. kongreleri var. Yani bu önümüzdeki hafta olmuş oluyor. Kim kazanır hocam? Ya şu kazanır diyebilmek çok zor ama 3 adaylı bir seçim yarış olur diye düşünüyorum. Çünkü mevcut delege yapısının içerisinde gerekli delege desteğini, iş tüzüğün gerektirdiği, parti tüzüğünün gerektirdiği delege desteğini ancak 3 kişi temin edebilir gözüküyor şu anda. Aday gösterme bakımından. Evet, yani üçü arasında bir yarış gelişir. Önemli bir Müsavat Bey desteği var. Meral Hanım'ın desteği de gördüğüm kadarıyla Müsavat Bey'e. Bir önceki teşkilat başkanı olarak şeyi hesaplarsak. Koray Bey'in yine teşkilatlarda bir desteği var. Genç kuşağında Tolga Bey'e bir yönelik teveccühü var. Bunu görüyorum ben. Yani her üçünün de şansı olabilir diye düşünüyorum. Yani illa şu kazanır demek biraz zor gözüküyor şimdi. Yani bir parti içerisinde dengeler açısından. Bir de şöyle bir durum daha var. Herkes onu ihmal ediyor. İyi Parti'den çok sayıda delege istifa etti. Ne zaman? Ankara ve İstanbul'dan. Bu seçim öncesinde çok sayıda delege ya İmamoğlu'nu desteklemek üzere ya Mansur Bey'i desteklemek üzere istifa etti. Onlar boş mu şimdi? Yerine atama Tabii mı? yok olmaz. Boş değil Peki mi? Boş, boş. siz siyaseti bilen ve İyi Parti'yi bilen bir olarak, özür dilerim kusura bakma, Estağfurullah, yetkendim bir estağfurullah. anda. Lojistik devreye girer mi burada? Çünkü bunu şunun için sordum. Lojistik devrede zaten. Yani şunun için Girer sordum. mi değil, devrede. Çünkü Musavat Bey önümüzdeki seçimlere de hür ve müstakil girme konusunda böyle bir işaret veriyordu. Yani İyi Parti'yi kimlik kazandırma konusunda. Ama Koray Bey işte biz İmamoğlu'nu desteklemediğimiz için seçmemizi cezalandırdı diye böyle bir bilmiyorum bir şey gördüm, bir Koray haber Bey'in gördüm. Mansur Bey'le de bir teması var. Efendime Koray Bey. söyleyeyim. Evet, şeyle de İmamoğlu'yla da bir teması var. Partinin o çizgide devam etmesini savunan parti içerisinde sayıca da çok insan var. Yani bu ilişki niye kurulmadı? Bugün bu zeval durumuna bundan dolayı düştük diyen çok sayıda isim de var. Bu isimlerin bir kısmı da toplanmışlar. Özellikle kuruculardan bir kısmı, eski milletvekillerinden bir kısmı Koray Bey'e destek açıklaması yaptılar geçtiğimiz günlerde. Şimdi bu yok diyemem. Bu var partinin içerisinde. Diğer taraftan Tolga Bey'in taraftarları içerisinde de yine işbirliğini savunan çok sayıda isim var. Her ne kadar Tolga Akal'ın üçüncü yol gibi bir ifade kullandıysa da geliştirilen bu ilişki biçimini yani hür ve müstakil olarak girmeyi kendisinin üçüncü yoluyla aynı anlama gelmediğini açıkladı. Ne demek hocam? Yani kendisi üçüncü yol olalım, biz kendi başımıza girelim gibi bir önermede bulunmakla birlikte zannedersem Ankara ve İstanbul'u bunun haricinde tutacağı bir sistem önerisiydi onunki. Dolayısıyla da başarısızlığı da buna vehmediyor, buna bağlıyor. Parti içerisinde de bu yönde düşünen bir hayli insanın da yine mevcut olduğunu görüyorum ben. Yani biz bu kadar başarısız olmazdık. Normal şartlar altında Meral Hanım masadan kalkmasaydı, kalkınca dönmeseydi veyahut da işte yerel seçime giderken Ankara ve İstanbul'u istisna olarak bir ayrı olarak seçime girseydik gibi bir yaklaşım şimdi daha fazlasıyla dillendiriliyor. Bu şundan kaynaklanıyor biraz da. Kaybetmenin getirdiği bir psikolojik ortam. Meral Hanım kaybetti dedirtmek istiyor herkes yani bir yerde. Biz kaybetmedik ama Meral Hanım kaybetti. Kılıçdaroğlu'na yapılan benzeri şimdi Meral Hanım'a yapılıyor Bu şu burada. anlama da gelir. Onu niye tartışmıyorlar? Yani diyor ya işte Ekrem İmamoğlu'nun yanında olmadığımız veya işte CHP'nin yanında olmadığımız için seçmen bizi değerlendirdi. O zaman CHP olmadan siz hiçsiniz yani. CHP olmadan Zaten siz bir kimliğiniz yok bunu hep yani. Böyle bir ifade durum da ettik. tartışılır. O zaman Şöyle siz parti değilsiniz ilk yani. düğmeyi yanlış iliklediler. İlk düğme yanlış iliklendi. 2018'de ilk seçime girdiler Cumhuriyet Halk Partisi ile. Hocam çok özür 2019'da dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.